Aşina olanlar vardır. Daha derinlemesine bilenler de vardır. İşte bu beyefendi. Kendisi Azeri iş adamı. FETÖ soruşturmasından yargılandı. Önce kanıt yok diye 2019'da kovuşturmaya yer yok dendi. Ama daha sonra yeni tanıklar var diye dosya açıldı. 5 yıl hapis cezası aldı FETÖ'ye yardım yataklıktan. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi onadı. Şimdi temyizde. Şu anda İstanbul'da yaşıyor. Peki böyle bir kişi FETÖ'ye yardımdan yargılanıp ceza alan bir iş adamı. Mesela delillerden biri şu. Güllüoğlu'ndan baklava almak. Benim dokunca tüylerim diken diken oldu. Nasıl yani dedim. Güllüoğlu'ndan baklava mı almış? Eyvah. Başka delile mi ihtiyaç olabilir mi olamaz dedim. Olamaz ya. Mümkün değil yani. Tüylerim diken diken oldu. Tabii. Ne diyebilirim ben başka bilmiyorum. Neyse efendim. Suskunluğunu bozmuş, konuşmuş. Zaten görüyorsunuz. Pensilvanya'ya Ağar'ın isteği üzerine gittik ve ulusta evimi verdim. Bir kuruş almadım. Şimdi bu beyefendinin Mehmet Ağar Beyefendi ile çekilmiş o kadar çok fotoğrafı var ki bir tanesini sadece görsek yeter. Bayağı yakın arkadaşlardı. Düşünün ki Mübariz Mansimo ulustaki evini açmış Ağar'a. Ve bir kuruş para almadan orada oturtmuş. Fotoğraf vardı arkadaşlar Mehmet Ağar'la. Hayır vardı. Olması lazım. Var bulalım. Var bulalım. Aşağıdan olmadı isteyelim. Var. Çünkü biliyorum beraber olması önemli. Peki şimdi olay ne? Bunlar çok iyi arkadaşlar Mehmet Ağar'la. Hani yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ama ne zaman ki Mübariz Mansimov'un işlettiği Bodrum'daki Yalıkavak Marina gündeme geliyor. Evet. O zamana kadar. Yalıkavak Marina'yı Mansimov işletiyor. Ve o Mehmet Ağar'ın dikkatini çekiyor diyelim kısaca. İsmail Saymaz'ın Halk.tv.com.tr'ye yazdığı yazıdan aynen cümleyi size okuyayım. Diyor ki, Peker söz etmişti, ilk skandal Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü suçlamasıydı. Yani diyor, iddiaya göre Azerbaycanlı oligark Alizade, Mehmet Ağar ve oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'la el ele vererek Marina'yı ele geçirmişti. Bunun üzerine Mübariz Mansibov dolandırıldığını ileri sürerek dava açmıştı. Sen misin hak arayan? Bir yıl sonra Mansimov hakkında FETÖ üyeliği soruşturması başladı. Yalıkavak Marina'dan söz ediyoruz. Bu böyle işte bulundu. Bir görüntü daha olacaktı ama onu bulamasak da bu yeterli. Bir yemekte, bu yemekte ünlü şarkıcılar falan da var. Böyle bir alem gecesinden bir fotoğraf. Ağar Mansimov yan yana. Peki sonrasında işte başına gelenler malum. İsmail Saymaz'a neler demiş? Başlık vereceğim. Ayrıntısını önümüzdeki günlerde İsmail Saymaz'ı gene ağırlarım anlatır. Halk.tv.com.tr'de okuyabilirsiniz. Çünkü anlatılanlar Mehmet Ağar hakkında değil sadece. Bu ülkede neyin nasıl yürüdüğünü gösteren bir hikaye. Mesela diyor ki beni diyor Ağar'la AKP milletvekili olan daha sonra Saffet Sancaklı Azerbaycan'da. AKP değil, MHP milletvekili. Evet. Pardon, özür dilerim. MHP milletvekili tanıştırdı diyor. Ben diyor Ağar'ı her zaman milliyetçi bildim, devlet adamı bildim, sahip çıktım diyor. Sahip çıktım derken neyi kastediyorsunuz? Mesela yanımda kaldı, ulusta evimi verdim, evimde oturdu. Aşağı yukarı 7-8 sene beraber oturduk, bir kuruş almadım. Aynı evde değil tabii yan yana. Tabii, tabii. Kastettiği. Marina'nın, Yalıkavak Marina kendisindeyken yönetim kurulu başkanlığına Tolga Ağar'ı ben atadım diyor. Sonra diyor Ağar cezaevine girdi ya bir geçmişten
biliyorsunuz o susurluk döneminde. Sonra bir benzin istasyonunu da vermişler Tolga Ağar'a. Bu ağır cezaevindeyken her hafta yanına gidip geldim. Helikopter pisti yaptırdım. Evet. Haftada bir marinadan helikopter servisi kaldırıyorduk ziyaretçi için. Sonra diyor, çıktıktan sonra FETÖ'nün yanına gitmek istedi. Gittik. Neden gitmedi diye gitmek istedi diye soruyor Saymaz. Ona sorsanız da diyor. Bilmiyorum, Mehmet Ağar'a soru sorulabiliyor mu artık? Buradan sormuş olalım. Acaba neden gitmek istemiş? Ama diyor ki özel uçağıyla. Kendi uçağıyla. Maalesef onun. New York'a gittik. Helikopter kiraladım. Pensilvanya'ya geldik. İhsan Kalkavan bize katıldı. Gülen'in önünde oturduk. Gülen Erdoğan için iyi şeyler konuşmuyordu. Demiş ki Massimo, ya sen kim oluyorsun demiş. Bu arada bir son dakika haberi gelmiş. Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kararıyla ilgili ek süre talep etmişti HDP. 30 gün ek süre verilmiş. Yani bir öteleme. Hani oradan bir şey çıkar mı sence? HDP kapatılma şey yapıyorlar, davasından. Yok, nabzı tutuyorlar. Nabız tutuyorlar bu kararla. Kararla. HDP'nin ne suçu var ya? Bu arada AKP ile HDP arasında yeniden bir... İşte o diyaloğu kuramadılar. Kurmak için süre, ek süre o süredir o. Öyle ek mi? Ek süre odur. Yani siyasette onlar bir arayış içerisindeler. Ama HDP'nin onlarla asla birlikte olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi bu tabii ki savunma için 30 gün ek süre veriliyor ama bildiğimiz kadarıyla zaten iddianamede partinin kapatılmasını gerektirecek delil... Somut bir suçlama yok. Somut yani. Yok. Suçlama. Yani meclis kürsüsünde bütün konuşmaları, meclis kürsüsü özgürdür zaten. Yani siyaset yapıyor. 6-7 milyon insanın oyunu almış gelmiş bir partinin kapatılması söz konusu olabilir mi ya? Hani bunlar parti kapatmaya karşıydı? Hani bütün özgürlükleri bunlar sağlayacaktı? Hani açılım dönemi? Yani hani akil kişiler? Akil kişiler nerede? Ne diyorlar akil kişiler ya? Ben merak ediyorum. Nereye gittiler? Ya herhalde... Akiller nerede? Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit'ten söz ediyorsun. En son yani hepsine soruyorum. Siz o düşüncelerinizi Türkiye'nin söylerken değerli... Kadir İnanır dahil bak. Evet. Kadir İnanır dahil çıksın söylesin. Biz bir yanlış yapmışız desin yani. Bir öz eleştiri versin ya. Şimdi o sanatçıları biz akil sanatçıları bir kenara bırakalım. Ben İsmail Saymaz'la ilgili bölümü de tamamlamış olayım. Çünkü Sere de zaten ona denk geliyor. Ama düşünün Ağar Gülen'e gidiyor, görüşüyor vesaire. İşte Mansimov Ağar için neler neler yapıyor. Ve zaten Ağar'ın hani hapiste mi kaldı? Özel bir efendim otelde tatil mi yaptı? Anlaşılmayan o kısa süreli evet. Hapis hayatı Mansimov, da akıllarda. Mansimov çok güzel konuşmuş yani şeye İsmail Saymaz'a. Evet. Düşüncelerini açıklamış. Şimdi sanatçılardan da akillerden de söz etmişken Türkiye'de muktedirler, iktidar, özellikle savcı iktidarlar,